Efendim yerine otur. Evet Semih, anlat bakalım bize. Başbakanla kürsüye çıktın. Neler hissettin o esnada? Çok mutlu oldum. Başbakanımızı gördüğüm için. Çok heyecanlandım bir de. Başbakan sana hediye verdi mi? Ama ben ondan Fenerbahçe'nin Alex'in imzalı formasını istedim. Vereceğim dedi mi? Söz verdi mi? Hı hı. Peki arkadaşlarınla görüşüyor musun? Evet, okuluma gittim, ziyaret ettim onları. Bu tedavi süreci tamamlandıktan sonra. Yok, gitmedim. Peki iyileşince en çok yapmayı istediğin şey ne? Okula gitmek. Başka? Meslek sahibi olma. Mesela top oynamak istiyor musun arkadaşlarınla rahatlıkla? Evet. Peki başbakanın sorduğu soruyu bir de bir soralım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor ya da futbolcu. Sen de anneyi öp. Ya biz tabii ki çok mutluyuz böyle bir şey yaşadığımız için. Böyle imkanları bize sağlayan devletimize teşekkür ederiz. Sonra bu bağışı bize yapıp da yeni bir hayat bize veren insana binlerce kere teşekkür eder. Allah'tan rahmet dileriz. Ailesine başsağlığı dileriz. Bizi yani görüşme imkanımız olmadı. Sürekli içimizde bir şey kaldı. İnşallah izlerler, belki haberdar olurlar. Onlara ömrümüz yettiği sürece duacıyız. Allah razı olsun. Allah sabır versin diyoruz. Böyle imkanları bize sağlayıp oraya götürmelerinde kimin yardımı olmuşsa bütün herkese teşekkür ederiz. Bir de bütün insanların yani hasta olmadan, bir şeyleri yaşamadan organ bağışı konusuna da yardımcı olmaları, bağış yapmalarını istiyoruz. Yani kimin ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Biz de bundan 6 sene önce belki hiçbir şeyin bilincinde değildik ama yaşayınca insan daha iyi anlıyor her şeyi. Yani organ bağışı en başta gelen şey. Organ bağışı olmazsa kimsenin yapabileceği bir şey olmaz. Yani buradan gitmek, kavuşmak da bir şey ifade etmez. Siz bağışladınız mı organlarınızı? Biz zaten Semih bizde elimizde diye yani şey yapmıyorduk. Ama tabii ki böbreğimiz Semih'in olsun yine de başka organlarımızı da bağışlarız. Peki iki çocuğunuz var. Evet. Semih'le ilgili hiç hani böyle işte her şey bitti noktasına geldiğiniz oldu mu? Evet, çok ümitsizdik yani biz buradan nasıl gideriz, nasıl ulaşırız veyahut çıkmaz diyorduk, hep çıkmaz diyorduk ama doktorlarımız ümidinizi kesmeyin, olur, çıkar. Sürekli bize öyle ümit veriyordular. Allah'a şükür işte 6 sene bekledikten sonra bu mutluluğa kavuştuk. Allah'ım herkese de nasip etsin, bütün bekleyenlere nasip etsin. Semih şimdi 13 yaşında, 6 şey yani 7 yaşında okula başladıktan 15 gün sonra bir şey meydana çıktı. Gittik baktırdık falan şey yaptık. Ondan sonra o süreç başladı. Ondan sonra işte Ankara'lara şuraya buraya işte bazı badirelerden döndü, ölümlerden döndü işte o tedavi süreçlerinde falan. Ondan sonra şükür olsun işte bir iyileşme dönemine şey yaptı. Tabii ki ondan sonra da diyaliz işi başladı yani diyaliz tedavisi işte. O süreçte aşağı yukarı 6 yıl sürdü. O süreç içinde işte ne bileyim, bazen umuda bazen umutsuzluğa kapıldık işte. Şükür olsun Yaradan'a sevinçli bir haber geldi. Sonunda gittik. Çocuğumuzun sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Organ nakli Zonguldak kaynaklı değil mi? Zonguldak'tan geldiğini. Yani kimmiş, öğrendiniz mi? Vallahi o şeyde orada diyordular yani şey yasak yani sadece biz diyor orada aileye teşekkür ediyoruz şeyi yok yani yani diyelim ailelerin gidip de hani bir teşekkür ediyor tanışma şeyi lüksü yok yani orada diyorlar ki bakarsın diyorlar yanlış mecralara çekilişi yapar orada sadece Zonguldak'tan geldiğini 25 yaşında birinin olduğunu söylediler o kadar yani. Ankara'da hangi hastanede? Hacettepe Tıp Fakültesi'nde. Orada ne kadar sürdü bu işlem?
Yani ne kadar yattınız hastanede? Hastanede 10 gün yattık. Yani 10 günde taburcu olduk. Fakat tabii bu süreç en az 3 ay orada hastanede, yani sürekli tedavilerine falan gittik geldi. 3 ay dolduktan sonra aya düştük. Bundan sonra aydan aya gidip tedavilerini şey yapacağız, tahlillerini, tedavilerini takip edeceğiz. Başbakanın Gümüşhane mitinginde Semih'in oraya gitmesini anlatabilir misin? Vallahi Semih'in oraya gitmesini bize bizim Mehmet abi söyledi, dedi ki şey, artık nereden iletişim kurdular. Telefonumu verdim dedi şeye, başbakanın müsteşarına mı şeyine. O beni aradı işte. İşte geldiği gün burada evdeydik falan, dedi ki işte Aydın Bey diye birisi, gelebilir misiniz falan, dedi ki tamam gelelim dedik. İşte gittik orada, bizi kabul ettiler işte orada. Çıktık işte, başbakanla görüştük. Mesela sağlıkta yaşanan bir dönüşüm var. İşte 20 sene, 30 sene öncesini yaş itibariyle siz çok iyi bilirsiniz. O zamanla bu zamanı kıyasladığınız zaman, yani aradaki farkı bariz olarak en iyi yaşayan sizsiniz. Bununla ilgili bir şey. Tabii aradaki fark %100 mesela. Başbakan orada bir konuşmasında ne diyordu? Diyordu ki bundan 20 sene önce diyelim ki bu uçağı vatandaş böyle alttan seyrederdi şey yapmak için, bakmak için, ama şimdi bayağı bir şeyler oldu. Sağlık Bakanlığı nereden acil bir hastamızı hemen Sağlık Bakanlığı ambulansı aldı. Trabzon'dan hemen saniyesinde şey, tabii ki bayağı bir gelişme yani. Peki